kardan araba. Kardan araba yaptık. Kardan olması lazım ya. Kardan araba yaptık. Çık Fatih, çık. Karları topladık buraya. 5 kişi uğraştık. Yaklaşık bir günümüzü aldı. 12 saatimizi aldı nereden baksanız. Biraz emek verdik. Şekillendirdik. Kendi araçlarımıza benzettik. Modifiye yaptık. Araç bayağı bir izlenme de aldı. Herkes de burada gerçek sandı arabayı. Gelen arabanın da başında resim çekilenler. Onu esprisine yaptım. Yani malum piyasa da belli. Esprisine insanların içi ısınsın diye öyle gülelim, eğlenelim. Adana'dan, Urfa'dan, ondan sonra Urfa'ya da şu an malum kar yağıyor. Oradan da arıyorlar. Orada yapıldı zannediyorlar. Bayağı bir arayan oldu. Araç satılık mı diye soruyorlar. Mesaj atıyorlar. Mesajları var. Al, satılmadıysa ben alayım. Ben dedim satıldı. Ama sizin için bir tane daha yapabilirim dedim kar yağarsa. Aradıklarında aracı nasıl yaptıklarını soruyorlar ilk önce. Bayağı bir sordular. Nasıl oldu, nasıl yapabildiniz abi, biz de yapabilir miyiz falan gibisine. Yani o zaten hayal gücüyle alakalı bir şey. Biz de hayallerimize inanıyoruz yani. Çocukluktan, hastalık yani öyle söyleyeyim. Çocukluğumdan beri araba üzerindeyim zaten. Kendim bildiğimden beri. Arabaları seviyoruz. Uğraşmayı seviyoruz. Biz uğraştığımız zaman zaten zevk alıyoruz bu işten. Uğraşmadığımız işten yani hazır alıp sıfır araba gibi değil bu iş. Bu eski modele hayat verme gibi bir şey. Yaklaşık 13 senedir bu işin içindeyim. 100 bin lira zaten piyasası. Ben uygun olsun, rağbet görsün diye o fiyatı yazdım. Zaten sonradan da ilandan kaldırdım. Çünkü telefon üst üste aramaları olunca rahatsız olduk. Aracı gerçek sandılar ilk önce. Ben arabanın gerçek olmadığını izah ettim herkese. Kardan olduğunu izah ettim. Nasıl olur abi falan filan. İçinin resimlerini istiyorlar benden. İçi olmadığı için nasıl? Yani uzaktan galiba video ile alakalı. Araba çok gerçekçi oldu ya. Bildiğiniz gibi değil yani. Bayağı bir gerçekçi oldu. Zaten videolarda da belli oluyor. Ses alıyoruz yalnız.